İran Dışişleri Bakanı Abdullahi'nin İsrail'in Gazze'ye girmesi durumunda müdahale edeceklerini söyledi. İsrail yetkili ise İran'ın ikinci bir savaş cephesi açmak için Suriye'ye ya da Suriye üzerinden stratejik silah taşımaya çalıştığını iddia etti. İran Dışişleri Bakanı İsrail'i uyardı. Gazze'ye saldırıları durdurmazsanız müdahale ederiz dedi. ABD'de yayın yapan Axios haber sitesinin iki diplomatik kaynağı dayandırdığı habere göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Vincent ile Beyrut'ta görüştü. Gündemde İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar vardı. Habere göre BM Özel Koordinatörü Vincent, Abdullahian'dan Gazze ve İsrail'deki çatışmanın bölgeye yayılmasının önlenmesine yardım etmesini istedi. Abdullahian da İran'ın çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşmesini istemediğini, Gazze'de Hamas tarafından rehin tutulan İsraillilerin serbest bırakılmasına yardımcı olabileceğini söyledi. Buna karşılık ülkesinin kırmızı çizgilerinin olduğunu vurguladı. Abdullahian, İsrail'in saldırıları devam ederse ve özellikle Gazze'ye kara saldırısı başlatılırsa İran'ın karşılık vermek zorunda kalacağını iletti. İddiaya göre Abdullahian'ın bu mesajı görüşmeden sonra Tel Aviv yönetimine aktarıldı. Bu sırada Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada İran Dışişleri Bakanı Abdullahian'ın Hamas hareketi lideri İsmail Haniye ile de bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki durum değerlendirildi. İran Dışişleri Bakanlığı daha önce Abdullahian'ın Beyrut'taki İran Büyükelçiliği'nde BM yetkilisi Vincent'le bir görüşme yaptığını duyurmuştu. Abdullahian, İsrail'e Gazze'ye saldırıları derhal durdurma çağrısında bulunmuş, direniş cephesinin eli tetikte demişti.